Merhaba arkadaşlar, kitaplık programımızın yeni bir bölümüyle sizlerleyiz. Bu bölümde sizlerle beraber Sayın Muallim Sapancalı Hüsnü tarafından kaleme alınan Hasan Dağı'nda Bir İlmi Cevalan adlı eserin incelemesini yapacağız. Ve bu incelememizle beraber de inşallah bir eserin tanınmasına ve bir eserin sizler tarafından öğrenilmesine vesile olmuş olacağız diye umuyorum. Evet, Muallim Sapancalı Hüsnü Aksaray Lisesi'nde, o zamanki ismiyle Aksaray Orta Mektebi'nde müdürlük vazifesini yapmış önemli şahsiyetlerden biri. Hayatına ilerleyen dakikalarda değineceğiz. Evet, Hasan Dağı'nda İlmi Cevalan kitabı niye anlatıyor? Kitabın içerisinde ne var? Buna kabataslak cevap verecek bir bölüm var kitap içerisinde. Ben size o kitap bölümü okumak istiyorum. Hemen o bölümü açayım değerli arkadaşlar size. Evet, birinci bölümün üçüncü paragrafında yer alan şu kısım bize oldukça, yani bu sorumuza cevap veriyor. Hemen okuyayım. Hüsnü Bey 7-16 Haziran 1928 tarihleri arasında Hasan Dağı'na muallimler, öğrenciler ve diğer katılımcıların da bulunduğu ilmi bir seyahat gerçekleştirmiştir. Kitabın temeli ilmi seyahat. Hasan Dağı'na yapılan bu ilmi seyahate ait teferruat, Hüsnü Bey tarafından Aksaray ve çevresine ait tarihi, coğrafi bilgilerin de eklenmesiyle Hasan Dağı'nda İlmi Cevalan adıyla Ağustos 1928 tarihinde kitap haline dönüştürülerek matbu Osmanlıca olarak bastırılmıştır. Evet, kitabın orijinali Osmanlıca. Peki günümüz Türkçesine çeviren kim? Bugün de o kitaptan yararlanacağız. Sayın Nevzat Topal tarafından çevrildi. Nevzat Topal Osmanlıca olan eseri günümüz Türkçesine çeviren isim değerli arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Çünkü Sayın Nevzat Topal'ın çevirmiş olduğu kitap üzerinden konuşacağız. Hani o ismi de anmamak çok yanlış olur. Anmamız gerekiyor. Evet, her programda yaptığımız gibi vakit kaybetmeden kitabımızın içindekiler bölümünü açalım değerli arkadaşlar. Şöyle kitabımızın sayfalarını karıştırıyorum. Yani hayatta bana en çok zevk veren şey kitap sayfalarını karıştırmak ve içerisinde bir şeyler bulmak. Böyle yolculuğa çıkmışsınız da böyle bir şeyler ararsınız yani. Size merak uyandıracak, size böyle farklı gelecek. İşte kitap da öyle şey. Yani bana böyle farklı gelecek, böyle hoşuna gidecek bir şeyler arıyorum. Kitap sayfası karıştırmak kadar bana keyif veren bir şey yok değerli arkadaşlar. Evet, neyse. Çok uzatmayalım. Kitap içerisinde iki bölüm var. İki bölüm var. Birinci bölüm içerisinde Sayın Nevzat Topal tarafından eklentiler var. Yani bu eklentileri şunlar. Eserin müellifi hakkında bilgi, o Aksaray Orta Mektebi, yani Aksaray Lisesi hakkında bilgi, seyahat tavsilatı, müellifin yararlandığı kaynaklar ve eser değerlendirmesi gibi bölümler yer alıyor. Bu Sayın Nevzat Topal tarafından eklenilen kısımda. İkinci bölüm ise kitabın çevrildiği kısım. Yani Osmanlıca'nın çevrildiği kısım. Bu da kendi içerisinde yanılmıyor isem 4 bölüme ayrılıyor. Evet, 4 bölüme ayrılıyor. Birinci bölüm İlmi Cevalan. Yani gidiş yolunda karşılaştıkları durumlar, işte gidiş seyahat sırasında yaşadıkları olayları anlatıldığı kısım. Muallim Sapancalı tarafından kaleme alınan bölüm. Yayladan dönüş, yani geziden dönüş kısmı da aynı şekilde farklı bir bölüm içerisinde alınmış. Ve Lahika kısmı var. Lahika kısmında da Aksaray'ın coğrafi özellikleri, nüfus özellikleri, tarım hayatı, gölleri, suları, iklimi gibi yani coğrafi özelliklerinin anlatıldığı bölüme, Lahika bölümü ve Aksaray tarihçesi kısmı var. Aksaray tarihçesi kısmında da anlayacağımız gibi Aksaray ile alakalı, yani Aksaray'ın tarihiyle alakalı, pardon, Aksaray'ın tarihiyle alakalı anlatımdan yapıldığı kısım. Yani kitap iki bölümden oluşuyor. Bir, gezinin anlatıldığı kısım. İki, Aksaray'ın anlatıldığı kısım. Aksaray tarihçesi bölümü içerisinde ilk olarak Türk akınları anlatılmakta. Akabinde Aksaray'a ait eski bir manzume, ona tekrar döneceğim. Üçüncü olarak Aksaray Asari Atikası'na dair malumat var.
Yine işte Kılıçarslan Türbesi'ni anlatıyor, Aksaray Kalesi'ni anlatıyor, Ulu Cami'yi anlatıyor, Zincirlik Meclisi'ni anlatıyor, Kızıl Minare yani Eğri Minare anlatılıyor, Sultanahan anlatılıyor. Önemli şahsiyetlere deniliyor. Cemalettin Aksaray gibi, Yusuf Hakkı Baba gibi, Hallacı Mansur gibi, Tapduk Emre gibi, Yunus Emre gibi, Mamasun Türbesi gibi önemli şahsiyetler ve önemli yerlere de değiniliyor. Ve yine kitabın itizar bölümü var. Bir de bu itizar bölümü de Sayın Nevzat Topal tarafından eklenilmiş bir bölüm. O bölümde de şu aktarılmakta. Ben size de şey yapayım. Çok kısa zaten itizar. İki cümlelik bir şey. Şu deniliyor Sayın Nevzat Topal tarafından. Kitabın hacmi müsait olmadığından Asar-ı Mahluka ile diğer haneler ve harabelere ait malumat konamadı. Yani kitapta işte Gezi bölümü, Laika, Aksaray tarihçesi bölümünden ziyade başka da ne varmış mesela? Asar-ı Mahkuka, diğer haneler ve harabeler diye 3 ek bölüm de varmış. Ama kitabın hacmi kaldırmadığı için onlara eklemedik diyor Sayın Nevzat Topal. Evet değerli arkadaşlar, bu noktada kitabın Türkçeleştirilmiş kısmı bittiğinde karşımıza gelen yer ise kitabın tıpkı basımı gelmekte. Osmanlıca basımı ise şöyle göstereyim. Şu kısımda giriş kısmı gelmekte. Ve Osmanlıca basımında dikkat çeken en önemli husus şu şekilde resimlendirmeler mevcut. Kitapta oldukça bir hayli resimlendirmeleri de görüyoruz değerli arkadaşlar. Evet. Hasan Dağı'nda İlmi Cevelen kitabının incelemesi bu şekilde. Dediğimiz gibi kitap aslında iki bölüm. Bir yapılan ilmi bir gezinin anlatıldığı bir kısım ve Aksaray'ın tarihi ve coğrafya özelliklerinin anlatıldığı bir kısım var. Evet, yani önemli bir eser. Nasıl önemli bir eser? Şunu söylemek lazım. Belki de en eski tarihli Aksaray tarihini anlatan kaynaklar arasında girebilir. Yani öyle bir kaynak girebilir demek değil. Yani girer diyelim. Direkt girer diyelim. Kitabın yazıldığı tarih 1928 tarihli. Yani en geniş Aksaray'la alakalı yazılmış tarih kitabına bakarsak, Mevlim Konya'nın kitabı kabul etsek 1974. Yani baya baya bir önemli bir kitap değerli arkadaşlar. Mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Aksaray İhat Kütüphanesi'nde var. Üniversite Kütüphanesi'nde var. Diğer bulunan kütüphanelerde var. Yani ulaşabileceğiniz bir kitap. İnternet üzerinden satın almanız da mümkün olan bir kitap. Yani kesinlikle ve kesinlikle okuyun diyorum. Evet. Muallim Sapancalı Hüsnü kim? Bir de onun hayatına bakalım kısaca isterseniz ve programımızı sonlandıralım. Sakarya iline bağlı Sapanca ilçesinde 1898 yılında dünyaya geliyor. Babasının adı Mehmet, annesinin adı Gülperi. Ailesi 93 Harbi'ne müteakip Kafkasya'dan göç ediyor. Ve Muallim Sapancalı Cenkoğulları'na mensup. Cenkoğulları ailesine mensup bir kişi. Ve soyadı kanunundan sonra Savaşçın soyadını alıyorlar. Ve Mercan İdadesi Maliye Mektebi'nde 1913 tarihinde mezun oluyor Sayın Sapancalı. Ve bu mezuniyetinden sonra da memuriyetliğe başlıyor. Karaman İdari Mektebi'nde matematik öğretmeni olarak ders veriyor. Akabinde hastanede de memur olarak görev yapmakta. Daha sonra hastanede görevini bırakıyor. Karaman İdadesi'nde müdür müdavimliği yani müdür yardımcılığı yapıyor. Bu bölümü sizlere okumak istiyorum. Hüsnü Bey daha sonra Konya'da ve Niğde'de görev yapıyor. Ancak milli mücadele dönemi Konya öğretmenlerini araştıran ve bunu kitabında yayınlayan Caner Arabacı, Hüsnü Bey'in 1921-1925 tarihleri arasında Konya Sultanesi Rıza-i Muallim yani matematik öğretmenliği yaptığını söylemekte Caner Arabacı ve buradan da şehrimiz Aksaray'a orta mektep müdürü olarak atandığını ifade etmekte. Aksaray Vilayet Gazetesi'nde Hüsnü Bey'in Aksaray Orta Mektep Müdürlüğü görevine başladığına dair 19 Ekim 1926 tarihli bir haber yer almakta. Bu haberde Hüsnü Bey'in Niğde'den gelerek göreve başladığı ifade edilmektedir. Ayrıca Hüsnü Bey Aksaray Kılıçarslan Türbesi'ni anlatırken türbenin şekli umumisi Konya, Karaman, Niğde havalesinde gördüğüm Selçuklu türbelerin aynıdır şeklinde bilgi vermektedir diyor. Yani
yani Aksaray'a bu illerden daha sonra geldiği o türbe içerisinde anlattığı ifadeden de anlamak mümkün. 1926-1929 tarihleri arasında Aksaray Orta Mektep Müdürü olarak görev yapan Üstü Bey 7-16 Haziran 1928 tarihleri arasında Hasan Dağı Dağı'nda dairinde üzerinde durduğumuz bu eseri kaleme alan geziyi düzenliyor değerli arkadaşlar. Ve Ağustos 1928 yılında da Osmanlıca olarak basıldığını söyledik programımızın başında. Üstü Bey Aksaray'da bulunduğu süre zarfında düzenli olarak yapılan konferanslarda konuşmacı olarak da katılmıştır. Bu konferanslara da yine Aksaray'da düzenlenen sempozyumlar, Aksaray Üniversitesi tarafından düzenlenen sempozyum içerisinde yayınlanan makalelerin birinde de bu Aksaray Lisesi tarafından yapılan sempozyumlara değinilmekte. O bilgiyi de o sempozyum içerisinde de alabilirsiniz. Üstü Bey tarafından verilen konferanslarda meslek ve Ulu Cami'ndeki kaçakçılık hakkında başlıkta olanları Aksaray Devlet Gazetesi'nde de yayınlanmış bu verilen konferanslar. Üstü Bey Afyon Orta Mektep Mektebi'nde matematik öğretmeni olarak da çalışıyor ve daha sonra öğretmenlik vazifesini ara veriyor ve Ziraat Bankası İhtiyat Müdürlüğü'nde yevmiyeli bir memur olarak çalışmaya başlıyor. Akabinde 1932 yılında tekrar öğretmenlik mesleğine dönüyor ve 1955 yılına kadar yani emekli olana kadar Ankara ve Kayseri'de idarecilik ve öğretmenlik görevlerini devam ettiriyor ve Hüsnü Bey 10 Nisan 1958 tarihinde vefat ediyor. Mekanı cennet olsun. Rabbim böyle önemli eserleri bize kazandırdığı için kendisinden razı olsun diyorum. Önemli bir şahsiyet. Şehrimizde görev yapmış. Şehrimize çok şey katmış bir şahsiyet denilebilir. Benim en çok sevdiğim ne biliyor musunuz? Aksaray'ı araştırırken Cumhuriyet dönemindeki şahsiyetlere, ilk Cumhuriyet döneminde. Çünkü şehire çok şey katmışlar. Özellikle o ilk valilerimiz, ilk iki valimiz paragraf Abdullah Sabri Carter ve Yusuf Ziya Güner. Kesinlikle ve kesinlikle şehrimiz açısından çok çok önemli şeyler katan isimler. Keza Muallim Sapancalı Hüsnü de öyle. Bir bilgiyi unutmuşum, onu da ekleyeyim. Karaman'ın sosyal hayatı, tarihi ve coğrafyasını da kaleme alan bir kitabı da mevcut Muallim Sapancalı Hüsnü'nün. Evet, bugün sizlerle beraber Aksaray Orta Mektebi'nde müdür olarak görev yapan, yani daha önceleri müdür olarak görev yapan Sayın Muallim Sapancalı Üstü tarafından kaleme alınan Hasan Dağı'nda İlmi Cevalan adlı eserin incelemesini yaptık. Daha önce dediğim gibi bu kitaba Aksaray'da bulunan kütüphanelerde ulaşmanız mümkün. Eğer şahsi kütüphanenize koyacaksanız veya satın alacaksanız internet üzerinden satın almanız da mümkün. Yani Aksaray'da bulunan kitapçılarda pek rastlamadım. Belki vardır. Bakabilirsiniz değerli arkadaşlar. Evet, bir kitabı daha tanıdık. Bir kitabı daha tanıttık. Ne mutlu bize diyorum. Bir sonraki kitaplık programımızda buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.